Sorulara en son bakacağımız için o yüzden arada cevaplamadım. Hakkınızı verdim. Dünyadaki her şey hatırlanacak. Evet, hatırlamanın ötesinde nasıl insan diyor dünyadaki güzel hatıralarını, olaylarını böyle videoyla, kamerayla böyle bakileştirmek için daima çekip onları sonradan seyredip onlardan lezzet alır. İşte bunun aslı cennette var. Affedilmiş günahlar hariç onlar gösterilmiyor. Fakat böyle hayatındaki hatıralar, evlatlarınla olan işte beraberliğin, gençliğin, bütün böyle güzel şeyler böyle orada, onlara özlem olmayacak çünkü onlardan ayrılık olmayacak. Onlarla beraber olunacak. Ha, evlatlar da artık buradaki evlattan ziyade orada bir cennet arkadaşı. Yani mesela askerdesin, değil mi? Askeriyedesin diyelim. Harp zamanı, mesela Çanakkale Harbi'ndesin. İşte çavuşun var başında, er var. İşte biri baba, biri oğul olsun mesela. Harp bitti diyelim. Ve baba oğul olmasın, yanlış söyledim. Bir daha söylüyorum, işte çavuş var diyelim, er var veya yüzbaşı var, onbaşı var. Neyse, rütbeler var orada. Harp zamanı, harp bitti. İşte muzafferiyet oldu. Herkes artık o harbin şeyi gitti, rütbeler gitti. Beraber bir kafede oturup çay içiyorlar artık. Ya biz işte harpte sen bizim yüzbaşımızdın, işte sen onbaşımızdın, sen böyleydin, sen benim babamdın, işte sen annemdin benim. Artık anne baba kavramından ziyade ebedi arkadaşlık, ebedi dostluk. Çünkü onlar ruhları beraber yaratılmış insanlar, eğer cehenneme gitmezlerse. Allah muhafaza. Evet, bir soru daha. Cennetin sakinleri diye bahsettiğimiz varlıklar. Mesela kimler gibi? Kur'an-ı Kerim'de geçen huriler gibi, gılmanlar gibi veya cennetin hayvanları gibi veya işte oradaki hizmetçiler gibi. Cennette mi doğmuşlar? Yoksa Allah'ın inayetiyle bu dünyadan cenneti mi hak ederek mi gitmişler? Gitmiş olanlar mı? Cennette doğmamışlar. Buradan hak ederek de cennete gitmemişler. Fakat bu imtihana girmek istemeyip orada doğrusal bir çizgi üstün içinde cennet ehline hizmet etmeyi iradeleriyle kabul edecekleri ilmi ilahide bilildiği için direkt orada direkt yaratılmış insanlar onlar. Yani huriler de insandır, gılmanlar da insandır. Onlar insan fakat imtihana girmeyen, düz, doğrusal ama böyle terakki eden, iradeleriyle bu dünyaya gelmek istemeyen insanlar. Bizim ne işimiz var burada? Evet, biz en üstünü istemişik. Ve bize geçebileceğimiz bir imtihan yapıldı. İlmi ilahide ne isteyeceğimizi bilen bir Rabbimiz var bizim. Kimseye zulmetmedi. Adaletsizlik yok. Yani sana şu teklif edildi. Dağlardaki yerler ve gökler bunu kabul etmedi. Melekler, ruhaniyet bunu kabul etmedi. İnsan bunu kabul etti. Yani sen benim zatımın bütün vasıflarını emaneten üzerinde taşıyıp bana iade edersen emaneti, hem cennetin efendisi, hem cemalullah'a mazhar, hem sonsuz terakkiye, kemalata kapısı açık, en yaratılmış, en üstün mahlukum olacaksın iradenin hakkını vermek şartıyla. İşte insan bunu kabul etti. Dünyaya gelen insanlar bunu kabul etti. Ama sözünden döndüler, dönenler oldu. O yüzden çok zalim ve çok cahildir insan. Sözünden döndüğü için. Ve herkesin yeri hazır cennette. Mesela var, ifadelerde var, işaretlerde var, Efendimizin işaretlerinde. Ebu Cehil'e denecek, sana Allah'ın takdiri buydu. Sen halife olacak kapasitede bir adamdın. Ama iradenin hakkını vermedin, inat ettin, bile bile dedin. Biliyorum o peygamber, inanmayacağım dedin. Hatta ona Efendimiz'e dedi ya aleyhissalatü vesselam, o mahşerde Allah bana sorarsa, ben diyeceğim ki bu geldi, ben kabul etmedim. İnadından kaybetti, o zaman onun kazanacağı cennet ona gösterilip diyor ayeti kerimede, hataları itiraf ettirilip ondan sonra cehenneme atılacak. Evet. Bakayım atladığım var mı? Heh. Cennetten bahsederken kalbe bir huzur ve sevinç gelmemesi. O kişinin iman ve itikat eksikliğinden mi, yoksa henüz cennete idrak edecek olduğu olgunluğa ulaşamadığından mıdır? Tabii şimdi bu soruya böyle ben cevap veremem yani. Haddim de değil. Hakkım da yok, haddim de yok. Fakat yani sorunun sahibine değil de genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani
bir müminin ibadetlerle önce böyle gadab-ı ilahinin mastarı olan ecirna minenler, halisna minenler, necirna minenler, cehennemden böyle Allah'a sığınması. Allah'ım sen gadab-ı ilahinin mastarı olan o ebedi helaketten bizi koru diye Allah'a önce bir firar etmesi. Birinci basamak. O firar devam ederken, Cevşen'den bahsediyorum, Esma-i Hüsna'lara yapışıp kalbinde cenneti duyması. Allah'ım bizi sensiz bırakma. Cennet seninle beraber olmak. Sonra o cennetin ötesinde ikisinden geçip aşk-ı ilahiye, ikisinden geçip bitmez yalnız. Ya bundan geçemeyen bunu söylemesin. Ben kendime söylüyorum. Yani bunlardan geçmekten maksat şu, beraber olup aşk-ı ilahiyle mest olmak. Bize bir kere teveccüh et yeter. Onun içinde rıza ilahi, Rabbim razı olsun yeter. Karşılık beklemek yok. Çünkü karşılık diye bir şey yok. Ama önce bir cehennem. Ha, soru da şu, neden böyle tam hissedemiyorum, tam duyamıyorum? Yani sorunun sahibine söylemiyorum. Ama burada bizim gafletimiz hislerimizi iptal etmiş. Evet, imanımız var elhamdülillah. Fakat maleyaniyatla çok meşgul oluyoruz. Allah namına olmayan şeylerden irtibatımızı hızlı bir şekilde kesmemiz gerekir. Yani sosyal medyada olabilir, bu şu da olabilir, bu da olabilir. Her şeyi Allah'ın nimetidir. Allah yolunda kullanmak, her şeyin en güzel veçhesiyle istifade etmek lazım. O aklınıza ve vicdanımıza havale ediyorum. Allah namına olmayan o Allah'ın güzel nimetlerini terse çevirip nikmete dönüştürürsek latifelerimizi böyle kırar, söndürür. İhya olur mu? Allah Hay isminin, Muhyi isminin sahibidir. Sen istersen, gayret edersen elbette Allah'tan ümit edilir ki onları ihya etsin. Ama böyle bir dertle dertlenmek lazım. İşte bu belki de o derdin karşılığıydı bu soru. Yani bir dertlenme var. O dertlenme de bünyenin sağlam olduğunu fakat dertlenmek de ileriye doğru gitmesi gerektiğini gösteriyor. Evet. Etrafımızda dini görevini yapmayan insanları uyarmak zorunda mıyız? Tebliğin 9'da haldir, 1/10 diyor kavli, yani lisandır. Önce nefsimizi terbiye etmekle meşgul olup ismen onlara dua edip Allah'ım bana öyle hikmetli konuşmayı nasip et ki onlara mahşerde sen mesul etmeyecek şekilde hakkı ve hakikatı senin namına dillendirmeyi nasip et. Ama hidayet verici Allah'tır. Hidayetin sahibi biz değiliz. Vazifemizi yapar. Vazifeyle karışmayız. Bizim dahi sonumuz belli değil. Ama uyarmak şöyle. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de çok iyi biliyorsunuz. Amcası veya babası bilmiyorum. Allah bilir. Amcası olma ihtimali yüksek. Alimlerin çoğu amcası diyor. Ama Kur'an'da babacığım geçiyor. Amca baba yarısı da olabilir. Neyse Kur'an'daki ifadeyi kullanayım. Babacığım putlara tapma. Babacığım putlara tapma. İfade çok nezaketli, nezihane. Babacığım, amcası da olabilir, amcacığım olsun. Kur'an'da babacığım geç, putlara tapma. Evet, önce bir dertlenmek de lazım yani. Mesela bu hadis-i şerifi biliyorum, acaba ne kadar tatbik edebiliyorum ya? Bir babanın evladına duası, peygamberin ümmete duası gibidir. Yani bir baba en azından 5 vakit evladına dua etmekle mükellef. Acaba ediyor muyum yani? Değil mi? İsmen dua etsene. Şikayet etme, dua et yani. Elinden geleni yap. Tebliğin de değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak nasıl tebliğ etmiş ya. Yani Neccar Hristiyanlarının Mescid-i Nebevi'de ayin yapmasına izin vermiş. Ya Resulullah onlar Hristiyan değil mi? Evet Hristiyan Efendimiz, hani hikmetini soruyorlar. Sorgulama yok. Hikmetini soruyor sahabe-i kiram. Sahabe-i kiram böyle hikmetini sorar. Onlar sahabe. Hikmetini sorar yani. Resul-i Ekrem de buyuruyor. Bizim namazımızı görsünler. Allah'a nasıl ibadet yaptığımızı görsünler. Diyalog olsun. Gidip Hristiyan olacak halin yok. İrtibat olsun yani. Ve onların içinde Müslüman olan da oldu. Değil mi? Yo burası mescit, burada şey olmaz falan. Bak, Efendimizin sünneti bu. Evet.